Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf ara yayınları atölyem kitabında değerlendirme testi 77'nin sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Başta ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler, hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Yanda verilen ABC üçgeninde BC kenarına ait yükseklik aşağıdakilerden hangisidir diyor. İşte bakın, burada bizim BC kenarımız burası. Yüksekliği çizerken gençler, karşı köşeden, yani A köşesinden indirilen dik doğru parçasıydı. Bakın burada gençler, gördüğünüz gibi A köşesine indirilen dik doğru parçası BC'nin uzantısına çiziliyor. O halde buradaki AD kenarımız AD doğru parçası sevgili gençler BC'nin yüksekliğidir diyorum. Bolu seçeneğini işaretliyorum. Evet, ikinci sorumuzda aşağıda verilen mavi renkli yüksekliklerden hangisi yanlış çizilmiştir? İşte dikkat ederse bakın burada A'daki yükseklik doğru. Gençler bakın buradaki, evet, bu tabanın yüksekliği doğru çizilmiş. Burada gençler dışarıdan çizilmiş, doğru çizilmiş. Ama C'ye geldiğimiz zaman gençler, geniş açılı üçgende yükseklik gençler bakın buradan çizilmesi gerekiyordu. Evet, içeriden çizildiği için bu ifade yanlıştır ve C şıkkı sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet, üçüncü sorumuzda noktalı zeminde verilen ABC üçgeninde BC kenara ait yükseklik için hangi iki nokta birleştirilmelidir? İşte BC'nin yüksekliği için A'dan BC'ye dik doğru indiriyorum. Gördüğünüz gibi sevgili gençler, A ile L birleşmesi gerekir. A ile L'nin C şıkkında olduğunu görüyorum. Dördüncü soruda yandaki noktalı zemini ABC üçgeni çizildiğinde AB kenarına ait yükseklik D noktasından geçtiğine göre D köşesi hangi noktadır diyor. Evet, G'den geçecek şekilde bakın AB'den bir dik doğru çiziyorum. Evet bakın buradan G'den geçecek şekilde AB'den bir dik uzattık. Evet, burada dik olduğunu şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi üçüncü nokta ile birleşmesi gerekir. Üçgenimizde bu şekilde elde edilir. Üçüncü nokta yanıtı da Ceyhan seçeneğinde doğru yanıt olur diyoruz. Yandaki noktalı zemine KLM üçgeni çizildiğinde yüksekliklerin kesim noktası üçgenin köşesi üzerinde olduğuna göre verilen noktalar hangisi M köşesi olur? Eğer kesişim noktası yüksekliklerin kesim noktası üçgenin köşesindeyse gençler, bu bir dik üçgen demektir. Üçgenin gençler dik üçgen olması gerekiyor. Gençler, o halde dik üçgen olması için sevgili arkadaşlar buradan gençler bakın buradan indirmem gerekiyordu. Onun için burayı iptal edeceğiz. Paralel zeminden faydalandığım için gençler şöyle doğru parçamı alıyorum. Buradan oluşturursam gençler ikinci noktanın olduğu yerde olur. Çünkü noktalardan geçtiğimize lütfen dikkat edelim. Bakın bu köşemiz dik köşe olur diyoruz. Yani sorumuzun yanıtı da bunu seçeneği olur diyelim. Altıncı soruda yandaki şekilde ABCD kare ve AE 2 cm'dir. DEB üçgeninde DEB gençler boyalı bölge. EB kenara ait yükseklik 10 cm. EB'nin yüksekliği bakın burası DA'dır, yani burası 10 santimetre demiş. Olduğuna göre DEB üçgenin alanını istiyor. İşte o halde burası 10 santimetre ise şeklimiz kare olduğu için burası 10 santimetre, 10'dan 2 çıkartırsam EB kenarı 8 santimetredir. O halde DBE üçgenin alanı için taban 8, yükseklik 10 gençler. 8 çarpı 10'den böyle sadeleştirin. 4 kaldı. 4 ile 10'u çarpıyorum. 40 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı Ceyhan seçeneği doğru yanıt olur diyelim. 7. soruda yandaki verilen noktalı zemine çizilen ABC üçgeninde BC kenara ait yükseklik 10 santimetre olduğuna göre BC uzunluğu kaç santimetredir? Önceki BC için A'dan dik doğru indiriyorum.
noktalı zemin dediği için gençler bakın 1, 3, 4, 5. 5 tane noktalar arasında fark var. Bunun 10 santimetre olduğunu söylüyor. O halde ben onu 5'e bölersem her nokta arası gençler 2 santimetre. Böyle bakın burası 2 santimetre. BC uzunluğuna baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane noktamız var. Hadi 8 çarpı 2'den BC uzunluğu 16 santimetre olur diyorum. Ve denizli seçeneğini işaretliyorum. 8. sorumuzda yandaki verilen noktalı zemini çizilen ABC üçgeninde AB kenarına ait yükseklik 12 santimetre olduğuna göre ABC üçgenin alanı istiyor. İşte AB kenarının yüksekliği bakın BC kenarıdır. Ve bu BC kenarı 1, 2, 3, 4 tane noktadan oluşuyor. Hadi ben 12'yi 4'e bölersem 2 nokta arası genişte 3 santimetre. Burası 3 santimetreden 12 santimetre dedik. Genişte AB kenarı 1, 2, 3'ten 3 kere 3, 9 santimetredir. AB kenarı diyelim. Evet, alanı bulmak için alan eşittir. 9 çarpı 12. Bölü 2'den gençler. 12 ile 2'yi sayacağım. 6 kaldı. 9 kere 6 da 54 santimetre kare olur diyoruz. Ve A seçeneğini işaretliyoruz. Devam edelim. 9. sorumuzda yanda verilen D ve E paralel doğruları arasındaki ABE, ADB, ACB üçgenlerinin AB kenarına ait yüksekliklerin toplamı kaçtır diyor. İşte bakın buradaki bütün üçgenlerin yükseklikleri gençler gördüğünüz gibi buradaki 4 santimetredir. Gösterelim. AEB'den başlarsak gençler. AEB üçgenin yüksekliğini çiziyorum. Burası 4 santimetre. Kalemimin rengini değiştireyim. Evet. DAB üçgenin gençler. Bakın burası yükseklik olarak indi. 4 santimetre. Bir de şöyle siyahla ACB üçgenini gösteriyorum. Evet, her birinin gençler yüksekliği gördüğünüz gibi 4 santimetre. O halde yükseklikleri toplamı 4 çarpı 3'ten 12 santimetre olur diyorum. Ve C şıkkını işaretliyorum. Evet, 13 sorumuzda aşağıdaki noktalı zemine çizilen üçgenlerin hangisinde AB kenarı yüksekliğin uzunluğu en fazladır? İşte hemen şöyle yükseklikleri hemen çizelim. Şimdi C'den çiziyorum. C'den şöyle yükseklikleri çizelim. Buradan gençler birimleri sayacak olursam A seçeneğinde 1, 4, 5 birim. Buradan baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 birim. Bakalım gençler 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. En fazla gençler gördüğünüz gibi 5 birimle A seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Yandaki ABC geniş açılı üçgeninde yüksekliklerin kesim noktası verilen mavi noktalar hangisidir? Gençler geniş açılı üçgenlerde biliyorsunuz yükseklikler gençler üçgenin dış bölgesinde kesişir demiştik. Yüksekliklerimizi oluşturalım. Gençler AC kenarının yüksekliği bakın burası. BC kenarının yüksekliği gençler burası. AB kenarının yüksekliği burası. Ben uzantılarının devam ettiğini söyleyeyim. Gençler bunları biz birleştirecek olursak biraz daha şöyle dik geldiğini düşünelim gençler. Gördüğünüz gibi K köşesinde K noktasında birleşir diyorum. K yanıtını Ceyhan seçeneğinde işaretliyorum. Evet, yanda verilen ABC'de dik üçgende AC 10 santimetre. Buna göre AC kenara ait yükseklik kaç santimetredir? C uzunluğu her 10 santimetre ise öncelikle burada alandan faydalanacağım gençler. Bakın BC 8'di, AB 6'ydı. Evet, burada ABC üçgenin alanı bulmak için çarpı 8 bölü 2 diyeceğim. Buradan gençler 6 kere 8 48 bölü 2'den alanı 24 santimetre karedir. Demek ki bu üçgenimizin alanı 24 santimetre. BE uzunluğuna gençler eğer x diyecek olursam yani bizden istenen AC'nin yüksekliği gençler BE'dir.
Buradan gençler taban 10 yükseklik x diyeceğim. 10 çarpı x bölü 2 yine alana eşit olması gerekir. Yani 24 olacak. Şöyle yapalım gençler. Gizli paydası 1 var diyorum. Ve içler dışlar çarpımı yaparsam 10x eşittir 4 çarpı 2. Buradan gençler 10x 48 ise her iki tarafı 10'a bölersek x'in değeri 4 tam 10'da 8 santimetredir. Bu da Bolu seçeneğinde doğru yanıt olur diyelim. Evet, yukarıda verilen ABC çeşit kenar üçgeninde C köşesi BC kenarı üzerine katlanıp açıldığında AD katlama çizgisi oluşuyor. İşte C köşesini kendi kenarı üzerine katladığım zaman oluşan katlama çizgisi aslında yüksekliktir. Bu gençler yükseklik. AD 10 santimetre. AD yani yüksekliğimiz gençler burada 10 santimetre. DC 4 santimetre olduğuna göre. Evet, ADC üçgenin alanı. ADC gençler şuradaki üçgenimizin alanı. Burası 10, burası 4 ise bu alanı bulmak için taban 4, yükseklik 10. 4 ile 10'u çarpıyorum ve 2'ye bölüyorum. Buradan 40 bölü 2 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı Denizli seçeneği doğru yanıt olur diyelim. 14. sorumuzda aşağıda verilen üçgenlerden hangisinin yükseklikleri üçgenin iç bölgesine kesişir diyor. İç bölgesine kesişmesi için dar açılı üçgen olması gerekiyor. Yani hangisi dar açılı üçgendir diye düşüneceğim. Gençler bakın burası 45, burası 45 ise yukarıdaki açımız gençler 90 derecedir. Toplamda 180 dereceydi. 59 var gençler, 61 var burada. Sizin toplarsam 120 yapar. Buraya gençler o halde 60 derece kalır. Gerçi gördüğünüz gibi üçü de 90 dereceden küçük olduğu için dar açılı üçgendir diyorum. Evet, C şıkkı da burada sorumuzun yanıtı olur diyelim. Evet gençler buraya açı olarak 91 derece kalır. Yani burada üçgenin dış bölgesine kesişir. Burada da gençler dik açılı olduğu için köşede kesişir diyelim. 15. sorumuzda yandaki noktalar zeminde verilen ABC üçgeninde BC kenarına ait yüksekliğin BC kenarını kestiği noktanın C köşesine uzaklığı. Ne yapıyoruz? BC'nin yüksekliğini çiziyorum. Bakın bu yüksekliğin BC'yi kestiği nokta burası. Bunun C köşesine uzaklığı gençler. Burasına 10 birim demiş. Ve benden ABC'nin alanı istiyor. Gerçi o halde burada 1, 2, 3, 4, 5 tane noktamız var. Onu 5'e bölersem her iki nokta arası gençler 2 birimdir. Hadi tabana baktığımız zaman 1, 2 de burada var. Yani BC kenarının tamamı 14 birim olur. Yükseklik gençler 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 tane noktamız var. 8 çarpı 2'den 16 birimdir. O halde alan eşittir. Taban 14. Yükseklik 10 bölü 2 diyorum. Sadeleştirecek olursak şöyle 2'ye bölelim 8 kaldı. 14 çarpı 8'de 112 birim kare olur. Sorumuzun yanıtı ve Ceyhan seçeneği doğru yanıt olur diyelim. Evet sevgili gençler, bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.